Selamlar dostlarım. Taco Play ekranlarına ve Cyberpunk serisinin muhteşem büyük finaline hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. Bu son bölüm herhalde 17. bölüm olması lazım. 17. bölümde birinci sonu bitirdik arkadaşlar. Fakat neydi? Unutmayalım. Johnny ile oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bunu bilmiyorum. YouTube kanalında mı olur? Twitch yayınlarında mı olur bilmiyorum ama tam şuraya arkadaşlar hem YouTube linkini hem Twitch linkini koyuyorum. Lütfen her iki platformdan da beni takibe devam edin dostlarım. Sizleri sevdiğimi söyleyerek fazla lafı uzatmayayım. Hemen başlıyorum. Buyursunlar efendim. İyi seyirler. Finale hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, neredeydik? Arasaka baskınından çıktık arkadaşlar. Şimdi Mitch ve Panem'le bir konuşalım bakalım. Plan mı? Evet. Ha şeyden, Nazis'den kaçıyoruz değil mi? We tamam. Won't take any official crossing. I think you know that, right? Tabii canım, resmi so geçiş noktaları tutulmuştur. Oradan geçmeyiz. We'll aim to use gene that. Mi tünel var lan? Şurada bir... Şurada mı? Tünelden münelden haberim yok. Tunnel. Vallahi haberim yok ya, you tamam. Mentioned a tunnel. You never asked. It wasn't easy to find after all these years. Söylemediysek... Allah Allah, sormadıysak söylememeniz mi lazım lan? Tamam, diğer tarafa varınca ne olacak gençler? Bir söyleyeyim bakalım. We'll make for our meeting point, join the rest of our people there, then we'll move on towards Tucson. Tucson. And once there, we call the shots, right? We know the roads like the back of our hand. And down in Arizona, we have some old favors to call in. Geçelim, so hadi bakalım. Demek ki tünelde de bizde bir mücadele falan bir şey olacak herhalde ki devam ediyor oyun yani. You're no longer alone, V. Ama geçen bölümdeki o Smasher nasıldı arkadaşlar ya? Sana iyilik borçluyum artık. Looks like I've got a debt of gratitude to pay. Bence de vallahi Penem olmasaydı o Smasher savaşı biraz zor olabilirdi ya. Çünkü Penem bazı yerlerde üzerine çekti yani Smasher'ı. Ben arkada bir canman bastım, güzeldi. Hadi gidelim, tamam. Basilix. Ooo, tam en sevdiğim lan. Basilix'e binelim bakalım. Tünelden bununla giderken ne kapışırız şimdi ya. Tamam, bindik. Are we all set? Hadi tamam, her şey hazır. Gidek hadi. So jack in. Let's get the hell out of here. Ha, ben mi bağlanıyorum? Peki. Ben süreceğim demek ki, gidelim hadi bakalım. Let's go. So you have to start it like a real nomad. Behind the proverbial wheel. Hızlanması nasıldı la bunu? Bence de inşallah öyle bir şey olmaz. Havaya mavaya uçmayalım şimdi. What's wrong? The border wall. When I was little, it wasn't there, obviously. Buralar hep tutluktu. Süper. That's something great awaiting me there. Fucking future. Yeah, I think I know what comes next. Once you wound up on the other side and nothing changed, you thought Night City was the answer. Everything had changed there. Yes. And you know the tale's end, too. I'm returning. Right back to where I started. No. Might be the same. Oo, fırtına lan, içine mi gidiyoruz lan? You're different. Totally different. Karşıya bakın, karşıya. Abo, kum fırtınası geliyor. Oğlum, yanlış yöne gidiyor olmayalım lan. Var mı burada bir yerde tünel? Ready? Been ready always. Aha girdik, vallahi girdik. Full speed ahead. Vallahi girdik, tamam. Full speed diyorsun da yani 30-25 km hızla gidiyoruz. 30 bile değilmiş. They've launched the drones. Ne oldu? Dronlar mı geliyormuş? Aa, gelmişti Allah Allah. Carol, Cassidy, get moving. I'm heading west and activating the jammers. They marked me. I'm turning east. Get them off your tail. Tünele giden yola gidelim. See you on the other side. Şimdi bu dronlar bizi vuruyor mu lan? Ne oluyor? Bu dronları niye yolladılar? Hiçbir şey olmuyor. Oğlum, tünele giden yola yaklaştıkça uzaklaşıyor bu ya. Elveda Night City. Hadi güle güle. Güle güle Night City. Bir daha görüşmemek üzere Night City.
Tamam lan, gidiyoruz işte. A new beginning. Don't slow down, Pan Am. Not yet. Ne oluyor lan? Tünelde ben kontrol etmiyorum bunu. Aha, çıktık lan öbür tarafa. Çıktık mı? Aha, biz kendimizi görüyoruz. Oyunun sonunda ilk defa kendimizi görüyoruz arkadaşlar. Vay arkadaş be. Oha, olaya bak lan. Bize şey vermişti değil mi? Jackie. İlk yoldaşımız, ilk arkadaşımız. Bizi bu pis işlere bulaştıran Jackie. Özledim lan seni. Abo! Atıyor lan. Söyleyeceğim, oyun böyle mi bitiyor lan? Başka bir çarpışma, kapışma bir şey yok mu acaba? It's perfect. All great, Pan Am. We're going home. Ana, oyun böyle bitti arkadaşlar. Ha harika. Hey V. Credit. Getting some sun, some fresh air in those lungs. Don't forget. Victor'la konuşurken Credit'a girdik arkadaşlar. Şu Credit'te ben size oyunla ilgili düşüncelerimi aktarayım arkadaşlar bari. Şimdi biliyorsunuz ki ben oyuna PlayStation 4'te başladım arkadaşlar. Oyunu ön sipariş vermiştim. Aylar evvelinden vermiştim hatta siparişini. Acayip büyük bir hype'la, acayip büyük bir heyecanla bekledim oyunun çıkışını. Oyun çıktı. İlk bölüme girdik. Lan grafikler böyle bir puslu, bir garip. Ne bileyim, çok böyle beni tatmin etmeyen bir grafik görüntüsü vardı. Dedim ki ilerlerde herhalde düzelecek. Oyuna başladım, işte antrenman bölümü, karakter yaratmaydı vesaire derken biraz ilerledim. İlk bölümü PlayStation 4 ile çektim. İkinci bölümü çekmeye başladım. Açık dünyaya girdim. Açık dünyada ilerlerken inanılmaz bug'lar, grafik hataları, oyun leş. Allah'ım inanamadım. Bu nasıl olabilir derken dedim ki Taco'nun kanalında böyle iğrenç bir görüntüyle, böyle bir oyunu, böyle bir görüntüyle oynamak mümkün değil. Göstermek mümkün değil. Arkadaşlarıma, Taco Play dostlarına ayıp olur dedim. Hemen PlayStation 4'ü bıraktım ve PC tarafına geçtim. PC tarafında görsellik, grafikler bir nebze daha iyi. Gene de yani mesela Last of Us gibi bir grafik yok. RDR gibi bir grafik kalitesi yoktu arkadaşlar. Ama oynanılabilir düzeydeydi. Sizler de lütfettiniz, seyrettiniz dostlarım. Teşekkür ediyorum. Yapay zekası oyunun rezalet arkadaşlar. Hayatımda gördüğüm en kötü yapay zekasıya sahip oyunlardan birisi. Maalesef Cyberpunk 2077 oldu. Yani düşmanlar çok salakça davranıyorlar arkadaşlar. Yanında gidiyorum, yanında durmuyorlar. Sadece tek bir yöne hedef almış bakar durumdalar. Bu çok rahatsız edici bir şey. Yani bence grafiklerden daha rahatsız edici şey bu yapay zekası oldu arkadaşlar. Take care.
Oyunun bug'ları yani saymakla bilmez. Siz de bir kısmını gördünüz, bir kısmını artık koymaya utandım yani YouTube'a. Ama Twitch yayınlarında bunlar gördünüz arkadaşlar. Twitch yayınlarını takip edenler varsa bunları izlemiştir. Oyunun işte açık dünyasından bahsettik. Hikaye kısmı, oyunun tek sevdiğim yanı oyunun hikayesi oldu arkadaşlar. Dolu dolu bir hikayesi var. Fakat onu da o kadar fazla ve o kadar gereksiz konuşmalarla bizlere sunmuşlar ki artık bir yerden sonra yanılmıyorsam 7. ya da 8. bölümden sonra konuşmaları da geçmek zorunda kaldım arkadaşlar. Çünkü çok fazla şey vardı. İnanılmaz fazla konuşma vardı oyunda arkadaşlar. Ve bir kısmı, hatta büyük bir kısmı bence gereksiz, yani hikayeyi anlatmıyordu. Oyunun yan görevleri ve görev çeşitliliği bence tatmin edici düzeyde arkadaşlar. Gayet yeterli ve yani haritanın her yerinde bir şeyler var ve onların büyük bir kısmı da birbirinden farklı şeyler. Ama farklı olması, yapay zekanın çok kötü olması nedeniyle insanı, canını sıkıyor arkadaşlar. Yani bir çetenin içine gidiyorsunuz, o çeteyle tamam dövüşüyorsunuz, farklı şekillerde dövüşme imkanınız var. Fakat yapay zekası yerlerde arkadaşlar, o yüzden çok kötü olmuş. Bu hack olaylarını sevdim arkadaşlar. Özellikle robotik olarak gelen şeyler, rakipler, yani düşmanlar robotik olduğu için işte onlara önce ağlarına sızıyorsunuz, sonra işte kısa devre yaptırabiliyorsunuz vesaire. Bunlar güzel, artı puanlar aldı bu oyunlarda benden. Yan görevleri iyi dedik, şeyler, hikayesi zaten muazzamdı arkadaşlar. Grafikler de bence çağın gerisinde ama ortalamanın da yine üzerindeydi arkadaşlar. Ama oyunun içerisindeki bug'lar vesaire derken çok kötüydü. Oyunun sesleri çok iyiydi arkadaşlar. Sesler, müzikler, özellikle aksiyon sahnelerindeki müzikler gerçekten çok iyiydi. Çevre etkileşimine geçtim arkadaşım. Çevre etkileşimleri, yani çevre etkileşiminden neden bahsediyorum? Yani bir yere mesela roket attım diyelim, duvarın veya evin yıkılması mesela Battlefield serilerinde bunları çok görürsünüz. Böyle şeyler fark etmedim arkadaşlar. Yani binaları yıkma bilmem ne olayları yok. Şu Cyber Psycho'lar vardı. Onlar muazzamdı arkadaşlar. Cyber Psycho'larla dövüşmek gerçekten güzeldi. Oo, harika da bir müzik çalmaya başladı. Şimdi bu yanda konuşmalar bitti. Müzikler, bu güzel müziklerden bahsetmişken tam üstüne geldi. İyi oldu arkadaşlar. Oyun sesleri, efektleri, silahların şeyleri, hissettirdiği vuruş hissiyatı falan bana göre güzel diyor arkadaşlar. Bu bir FPS oyunu değil. Yani FPS görüş açısına sahip olması FPS oyunu olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bu yüzden gayet iyiydi. Bence güzel bir oyun ama bug'larla dolu bir oyun. Bana sorarsanız 8. nesil konsollara kesinlikle çıkmaması gereken bir oyundu. Yani PlayStation 5, Xbox Series X ve PC için yayınlasalardı bu kadar büyük olay olmazdı arkadaşlar. CD Projekt buradan umarım bir ders almıştır. Çok fazla platforma bölünürsen eğer işte böyle optimizasyon ayarlarını yapamazsın ve sıkıntı çıkar. Hisseleri bilmiyorum şu anda nerede durumdadır ama yerlerdedir. Her neyse dostlarım, oyunla ilgili söyleyebileceğim şeyler bu kadar herhalde. Yani ilk aklıma bunlar geldi. Ben daha uzun bir bitiş bekliyordum açıkçası. Daha uzun bir bölüm olur diye bekliyordum. Ama bir anda işte sinematiklerden geçtik. Bir işte bas eksi kullandık. Hiçbir savaş, hiçbir dövüş mekanı, hiçbir aksiyon bir şey olmadan tünelin içinden geçtik ve oyun bitti. Ben de size oyunla ilgili görüşlerimi anlatmak istedim dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki seriyle de beraber olmak dileğimle dostlarım. Takoplay ailesinde kaldığınız için, Takoplay'i desteklediğiniz için, beni desteklediğiniz için sizlere sonsuz teşekkür ederek herkese eğlenceler diliyorum dostlarım. Bye Smile.